Stentasyon'un ölümü her zaman kafa karıştırıcı olmuştur. Geçtiğimiz günlerde yeni albümünü yayınlayan Drake, apacık bir şekilde Stentasyon'u yeniden hedef almıştı. Bu göndermeleri fark eden bazı dinleyiciler oldukça tepkiliydi. Adam resmen saygısızlık yapmış. Bu haber yeni oldu ve hiçbir rap sayfası bundan bahsetmedi. İlk defa bu videom sayesinde şok olacaksınız. Bu yüzden sizden bir beğeni ve bir abonelik bekliyorum. Bu yeni göndermeleri anlayabilmeniz için önce bu kavganın başına gitmek istiyorum. Korkmayın, kısa bir özet geçeceğim. 2017 yılında bir röportajında XXXTentacion, Drake'in Look At Me şarkısının flowlarını çalmakla suçlamıştı. Drake de buna karşılık, evet, insanların hangi şarkıdan bahsettiklerini öğrendim ve dinledim. Benim gidip bunu alıp benim haline getirecek türde bir insan olduğumu düşünmeleri çılgınlık. Ben aptal değilim, öyle boktan bir insan değilim, dedi Drake. Buna karşılık Tentasyon, flow'umu çaldıkları için zenciler ile Twitter rapi yapmayacağım. Florida'ya gelme, dayağımı yersin, diyerek karşılık vermiş. Anlayacağınız, bu dönemlerde ikili resmen rekabet içerisindeydi. Birbirlerini sevmiyorlardı. Drake ilk defa kendisine rakip olacak potansiyelde birini görmüştü. 18 Haziran 2018 günü henüz 20 yaşındayken XXXTentacion hayatını kaybetti. Ölümünden sonra Drake bu süreçte şarkılarında birçok kez gönderme yapıyordu. Sicko Mode. Klipte apacık bir şekilde Tentacion'un kafasına meteor gelecek şekilde onu öldürüyordu. Bu yönetmenin fikri değildi. Drake böyle istemişti. Öleli 2 ay olmuş bir genç için nasıl bu kadar acımasızdı? Düşmanın bile olsa bunu alay haline getirmek istemezsin. Neyse. O dönemlerde bu göndermenin Tentasyon olduğunu düşünmüştü. Bazı insanlar da bunun bir kıza hitafen olduğunu ve cinsellikle bağlantılı bir mesaj olduğunu söyledi. SMS'ten kasta bir kıza mesaj mıydı yoksa X'in katillerine bıraktığı bir mesaj niteliğinde miydi tartışılır. Buna pas geçmek istiyorum. Tentasyon'un çantası Louis Vuitton'du. Sırf çantasını vermediği için vurulmuştu. Burada da bundan bahsediyor. Bahsettiği canlı yayın buydu. Yayında Drake'i birçok hakaret ve küfürlerde bulunmuştu. Burada adam apacık bir şekilde dilini tutsaydı hayatta olurdu diyor. Hadi diyelim bir öncekiler boş teori. Peki buna ne diyeceksiniz? Adam resmen kendisini sorumlu olarak gösteriyor. Hani gerçekten Drake'in bir bağlantısı var mıydı yoksa gangsta imajı vermek için diğer insanlara imaj mı satıyordu, orası tartışılır. Bu da X'in meşhur storiesi. Eğer bana bir şey olursa bundan Drake sorumlu demişti. Ve birkaç dakika sonra kaldırıp hesabım hacklendi deyip konuyu kapatmıştı. Büyük ihtimalle o an kendisini güvensiz hissetti. Belki de insanların yaşanacak cinayette Drake'in payının ne olduğunu bilmelerini istemişti. Peki son albümündeki şarkıya ne diyeceksiniz? Şarkının adı Daylight. Türkçe anlamı gün ışığı. Tentasyon'un da Moonlight adında bir şarkısı vardı. Bu da ay ışığı anlamına geliyor. Daha şarkıyı dinlemeden ilk göndermeyi fark edebiliyoruz. Onu gündüz vaktinde vurulduğundan bahsediyor. Biliyorsunuz ki XXXTentacion gündüz vaktinde motor bayisinin önünde öldürülmüştü. Geçtiğimiz aylarda X'in katilleri yeniden mahkeme karşısına çıkmıştı. Hatta Drake'i bile ifade vermesi için çağırmışlardı fakat bu reddedilmişti. Drake de şarkı içerisinde alaycı bir tavır ile aynen kanka onu ben vurdum, polis öyle sandı, millet böyle düşünüyor dercesine söylemleri bulunuyor. Şarkının devamında da suçluların bulunduğu için de sevindiğinden bahsediyor. Drake aslında bizi yıllarca trolledi çünkü insanlar bunlara inanacak kadar basitlerdi. Tentasyon hayattayken Drake'in annesinin fotoğraflarını paylaşıp şarkısında diss bile atmıştı. Drake de fazla sinirliydi. O da fanlarını sinirlendirip kendisi hakkında daha çok konuşulmasını sağladı. Böylece insanlar şifreli konuşup konuşmadığını anlamak için kendisine daha çok etkileşim verecekti. Tentasyon gerçekten inanılmaz bir sanatçıydı. Emin olun hayatta olsaydı Drake'i çoktan geride bırakmıştı. Zaten o dönemlerde Drake X'i fazla kıskanıyordu. X hayattayken ona hiçbir zaman meydan okuyamazdı çünkü dayak yiyeceğini biliyordu. Ama öldükten sonra üzerinden sürekli prim yapması benim için delikanlılık
değil. Düşünsene birisi VO üzerinden prim kasıyor. Adam ölmüş gitmiş, sen üzerinden etkileşim almaya çalışıyorsun. Sana veya annene küfür etmiş olabilir ama eminim ex yaşasaydı kendisiyle bir şekilde konuşup hatasını telafi ederdi. Çünkü eski ex ile yeni ex arasında dağlar kadar fark vardı. Tabi Drake'in de haklı olduğunu söyleyemeyiz. Adamın gidip şarkısını çalıyorsun, haber vermiyorsun falan filanlar derken karşıdaki de Tentasyon olunca tam sokak serserisi manyağın teki, böyle bir insanın da nasıl bir geri dönüş yapacağını bekleyemezsin. Bu konuyu şu şekilde noktalamak istiyorum. Yıllarca bu göndermelerin ex'e ithafen olduğunu düşündük. Bu göndermelerin belli bir kısmı belki gerçekti, belki de trolldü. Son olarak yaptığım analiz şu olacak. Abi bu adamlar Tentasyon'un çantasını almak istiyordu. Tamam. Drake diyelim ki bu adamları bunu vurun dedi. Bunların direkt vurup kaçması gerekmiyor muydu arkadaşlar? Neden çantasını almakla uğraştılar? Orada büyük bir mücadele var. Drake'in bunlara sağlam bir para verdiğini düşünürsek neden çantayı almak istesinler? Çok saçma. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir yorum bırakın. Tek tek hepsini okuyacağım. Bazı insanlar sanki Drake'in dostu gibi o prim yapacak biri değil. Buna ihtiyacım var. Bla bla şeyler yazacak. Ulan koskoca Elon Musk sırf reklam olsun diye kırık camlı Tesla araba reklamı yapmış birisiydi. Neyse. Bu olayda Drake'in payı olduğunu düşünmesem de karakterini fazla sevmedim. Şimdi bazı insanlar da yorumlarda ama Tentasyon hamile kız arkadaşını dövdü, eşcinsel olan hapis arkadaşını dövdü vesaire vesaire yazacaklar. Arkadaşlar Tentasyon değişmişti. Bu dünyada her insan hata yapabilir. Kimisi aynı şekilde yaşamaya devam eder, kimisi de bundan ders alır. Ki Tentasyon hayatını değiştirdikten sonra birçok insana ilham ve motivasyon kaynağı oldu. Bunlardan birisi de benim. Ki kolumda dövmesi bulunuyor. İlk dövmemdi. 2020 yılında yaptırmıştım. Altında da Stay Strong yani güçlü kal yazıyordu. Bu adam bana da yardımcı oldu. Bu olaylarla alakalı diyeceğim bu kadar. Şimdi Beya kardeşimizin hain şarkısına bakacağız. Tentasyon'a ithafen Drake'e hedef alıyor arkadaşlar hain diyerekten. Açıklamadaki linke Free Tentasyon, Drake katil falan yazar mısın? Çocuk şoka uğrasın, bildirim gelince sevinecek, bakacak ki Tentasyon'la alaka. Ulan la adamım lan ben. Eski güzeldi, böyle unuttum. Bununla tütü kuruttum. Nakarat benim için çok önemli kankam. Umudum, dedim ona vuruldum. Seni böyle bulmadım ama yandırırım zevkte. Huzuruma denk, derelim çıt kırıldım ama kırıyorsun. Kanka şunu fark ediyorsunuz, klip hani bütçeye göre iyi montajlanmış. Mert'ten yapmış. Dedim. Bu Mert'ten kardeşimiz artık Sefo ile daha çok çalışıyor. Bu klibi üstlenmiş. İyi değerlendirmiş yine bütçeye göre. Sen gibi hainden başka yok, sevemem. Anla halimden, anla gözümden naka. Şu kafa seslerine bayılıyorum da kanka, bence bir şarkı için, bir kız için bir şarkı yazmayın kankalar ya. Bir yandan da sevmiyor ama bir yandan da özlüyor kardeşimi. Yani şahsen bana sorarsanız ilişki tavsiyesi gibi olacak ama şarkıya çok hakim oldum. X'den next olmaz kardeşim. Çünkü sen yeniden bir araya geleceksin, birlikte olacaksın ama yaptığı en ufak harekette geçmişteki sana yaptığı kahpelikler aklına gelecek ve daha çok şüpheyle yaklaşacaksın. Ya kardeşim şüpheyle ilişki mi olur ya? İlişki dediğin sakin kafa, güvenli bir şekilde olacak. En ufak hareketinde sen şüphe ediyorsan kanka, zaten orada bir sıkıntı vardır. Bu ilişki yani bir şekilde yine boka saracak. Birisi sana geri dönerse aga, bunu herkese genel tavsiye vermek istiyorum. Bu kız diğer kızlar gibi değil ya, hatasını anladı falan. Öyle bir şey yok kardeşim. O bir kere yanlış yaptı. Sen bir daha kabul edince kanka mutlu oluyorsun ama sadece enayisin. Kıza çok fazla ilgi gösteriyorsun. Hayatının merkezini ona koyuyorsun ve bir süre sonra çekiciliğin azalıyor. O da başka çekici birini bulduğunda kanka ona kayıyor falan filanlar. Sonra da geri dönüyor, pişman oluyor. Yani siktir git kardeşim. Sen kariyerin değişince böyle daha büyük birine dönüştüğünde kız pişman oluyor, geri dönüyor kanka. Bu şarkı hit mi? Hit değil. Yani bu piyasada belki çok dinlenmeyebilir ama bu başlangıç kanka. Bu şarkın belki hit olmaz ama bir sonraki şarkın hit olabilir. Açıklamaya da linkini koyuyorum. Yorumlar kısmına Tentasyon'la alakalı şeyler yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay.